El-Mesihel Beklenilen en kötü şey ve Adem'in yaratıldığından kıyamete kadar yeryüzündeki en büyük fitne. Gönderilen her peygamber ise kavmine bundan bahsetmiştir ve uyarmıştır. O da tanrılık iddiasında bulunan yalancı ve yanıltıcı olan tek gözlü Deccaldır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Deccal ben aranızdayken çıkarsa onun oyununu bozar, delillerini çürütürüm. Eğer ben aranızdan ayrıldıktan sonra çıkarsa artık herkes kendini ona karşı savunup korunmalıdır. Zaten yüce Allah müminleri onun kötülüklerinden koruyacaktır. Sıfatları ise kısa boylu, geniş, kızıl saçlı, saçları alnından dökülen, gözlerinin arasında kafir yazıyor. Yazıyı okuyabilen ve okuyamayan her Müslüman okuyacaktır. Ayrıca sağ gözü siliktir, gözü sanki fırlamış bir üzüm tanesi gibidir. Kısırdır, yani doğuramaz, deccalın çıkışı kıyametin büyük alametlerindendir. Ve onun çıkışı doy önünden Horasan da olacak ve yetmiş bin İsfahan Yahudisi onu takip edecektir. Daha sonra kötü niyetle Şam ve Irak arasından adaya girerek Mekke ve Medine'ye doğru yola çıkar. Bunun üzerine melekler kılıçlarıyla onu saldırır. Ve onun fitnelerinden de bir mahalleden geçerse ve ona inanırlarsa göğe yağmur yağdırmasını emreder. Yağmur yağar, ot çayırlar biter, hayvanları daha gösterişli ve daha semiz olur. Başka bir mahalleye geçip ona inanmazlarsa onlar yoksunlaşırlar ve paraları hiç kalmaz. Ve onun büyük fitnelerinden de kendisine bir mümin gencin çıkıp ona alametini ve sıfatını tanıtması ve şöyle demesidir. Şehadet ederim ki sen Resulullah'ın bahsettiği Deccal'sın. Deccal der ki ben bu adamı öldürüp sonra diriltsem benden şüphe eder misiniz? Derler ki hayır. Deccal genci öldürür ve yine diriltir. Mümin genç onu dirilttiğinde der ki senin hakkındaki kanaatım iyice pekişti. Deccal onu öldürmek ister, gücü yetmez. Ve Deccal sağa sola savururken Meryem oğlu İsa'nın aleyhisselam alçalıp ona yetişince Deccal onu gördüğünde tuzun suda eridiği gibi erir. Eğer onu terk etmiş olsaydı ölünceye kadar azap görürdü. Ama Allah onu kendi eliyle öldürür ve mızrağıyla kanını onlara gösterirdi. Deccal'ın fitnetinden yanılmazlık bazı şeylerle mümkündür. İslam'a bağlı kalmak ve kendini imanla silahlandırmak, Cenabı Hakk'ı isim ve sıfatlarıyla tanımak, Cenabı Hakk'ın her kusur ve noksandan uzak olmasını bilmek, Kehf suresinin başından ya da sonundan 10 ayet ezberlemek. Kim Kehf suresinin ilk 10 ayetini başka bir rivayete göre de son 10 ayetini ezberlerse Deccal'dan korunur. Deccal'ın fitnesinden Allah'a sığınmak, özellikle namazının son teşehhüdünü tamamladıktan sonra Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz şehadet ederse dört şeyden Allah'a sığınsın. Allah'ım cehennem azabından, kabir azabından, hayat ve ölüm fitnesinden, deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım.